Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye'nin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğunu işaretlerinin açıklamaları ve röportajlarıyla çeyrek asır önce veren bir isim vardı. Olay gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz, dönemin etkili siyasetçilerinden devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ın yeni sistem ihtiyacı ile ilgili 90'lı yıllarda dile getirdiği görüşlerini köşesine taşıdı. Olay gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ın çeyrek asır önce dile getirdiği, Türkiye'nin yeni bir sisteme ihtiyacı olduğu yönündeki görüş ve önerilerini o dönem haberleştirdiği arşivinden çıkararak bir kez daha köşesine taşıdı. <laughs> Ahmet Emin Yılmaz, dönemin etkili siyasetçilerinden hükümetin iki numarası olarak kabul edilen Çağlar'la henüz DYP Bursa Milletvekili iken 1991 yılında yaptığı söyleşiyi hatırlattı. Çağlar, iktidara yürüyen parti iktidar programında ilk iş olarak neyi düşünüyor sorusuna şu yanıtı vermişti. 21 Ekim günü ilk işimiz anayasayı değiştirip halkın cumhurbaşkanını seçmesini sağlamak olacaktır. Ahmet Emin Yılmaz Çağlar'ın 1994'te Taksim toplantılarında ise ilk kez başkanlık sistemini dile getirdiğini açıkladı. Buna göre Çağlar seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını, seçilebilme yaşının 25'e düşürülmesini ve bir dönem sonra da başkanlık sistemine geçilmesini önermişti. Çağlar'ın bir önerisi de bakanların parlamento dışından atanması ve bakanlık sayılarının düşürülmesiydi. Yılmaz 1995 yılında o görüşleri köşesine şu ifadelerle taşıdığını anımsattı. Bakanlar parlamento dışından olursa milletvekillerinin ve teşkilatların siyasi baskısından kurtulurlar her yere ihtiyacı olan eşit hizmet için daha aktif çalışırlar